Oradaki arkadaki şey, oturanlardan bir tanesi işmedi öndekilerden. Atatürk'ün nazar dikkatini celbetti. Siz niye buyurmadınız dedi. Efendim buranın hocası, imamı filan dediler. Atatürk'e. Canım bu sıcak havada dedi, hoca efendiye soğuk bir şey getire. Tabii buzdolabı filan olmayınca ona bir ayran getirdiler. Tabii sıcak. Atatürk gene memleket davaları filan valiyle ileri gelenler konuştuktan sonra dedi ki hocaya, hocam dedi, bak bu hava sıcak dedi, böyle sıcak havada böyle buzlu bira içilmez mi dedi. Haram dedi. Niye haram? Diyor Atatürk, soruyor. Haram diyor, cevap veremiyor. Bunun hakkında bir ayet-i kerime, bir hadis-i şerif yok mu diyor Atatürk, yaklaştırıyor. Yine cevap veremedi. O cevap veremedi, biz de sıkılmaya başladık. İyice sıkışınca adam ne dedi biliyor musun? Paşam dedi, sana doğrusunu söyleyemez diyor. Ben buraya mahcur geldim dedi. İş aradım bulamadım dedi. Elhamdülillah Müslümanım dedi. Yapabildiğim kadar yapıyorum dedi. O kadar, senin dediğin kadar derinini bilmem dedi. Öyle deyince Atatürk çok memnun oldu. Aferin dedi. Türk ve Müslüman yalan söylemez. Yalan söylemediğin için seni affediyorum. Yalnız dedi, bak burası deniz kenarı dedi. Burada bir ecnebi gelse, sana İslam dini hakkında bir şey sorsa dedi, bir habersin dedi. Atatürk sordu, kim var burada? Falan yerde Müftü Efendi'den dersini alacaksın, sonra gelip imtihan edeceksin dedi. Sen en büyük bir vazifede bulunuyorsun dedi. Bilgili olacaksın ve için dışın temiz olacak dedi. Vali de benim tarafından iki takım elbise yaptır dedi. Bir de içeride dedi. Atatürk rahmetli ayeti kerimeyi okudu. Şaşırdık biz. Hadiseyi anlattı. Allah'ın men ettiği şeylerin katresi dahi haramdır dedi. Fakat Allah büyüktür dedi. Allah affedicidir dedi. Allah kusurumuzu